Tüketiciler yüksek vergilere, fiyatlara ve açlığa mahkum edildi. Tüketicilerin ezici çoğunluğu çaresiz ve perişan durumdadır. Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi gibi en haksız vergi türü olan dolaylı vergiler aç ve yoksul tüketicilerin sırtına yüklenmiştir. Bir tüketici vergisi olan dolaylı vergilerde yapılan son artışlarla birlikte tüketicilere büyük bir darbe vurulmuştur. Diğer taraftan %100 artırılan ve geriye dönük uygulanacak olan anayasaya aykırı motorlu taşıtlar vergisi iptal edilmelidir. Bununla birlikte %10'dan %15'e yükseltilen banka ve sigorta muameleleri vergisi bankalardan çekilecek kredileri pahalı hale getirecek ve bankalardan kredi çekecek olan tüketicileri sıkıntıya sokacaktır. Vergi ve gelir adaletsizliğinde Türkiye dünyada şampiyonluğa gitmektedir arkadaşlar. Açıkça emekçilerden, dar gelirlilerden, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen tüketicilerden alınıp bir avuç zenginin zenginliğine katkı sağlanmaktadır. Türkiye'nin en yoksul ilk 10 ülke arasına girmesi bir utanç göstergesidir. Emekli, dul ve yetimler başta olmak üzere tüketicilerin ezici çoğunluğunun maaş ve gelir artışları fiyat artışlarının gerisinde kalmıştır. Bu durumda tüketicilerin ezici çoğunluğu beslenme ve barınma gibi en temel gereksinimlerini bile karşılayamaz duruma düşürülmüştür. Tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenmekten yoksun durumda bırakılmıştır. Tüketicilerin mahkum edildiği ekonomik sıkıntılar sosyal yaşamlarını ve sosyal ilişkilerini bitirmiştir. Örnek vermek gerekirse, tüketiciler yüksek ulaşım fiyatları nedeniyle başka bir ilde ikamet eden en yakınlarını bile ziyaret edemez duruma düşürülmüştür. Tüketicilerin insanca yaşamına büyük darbe vuran bu düzen, yani mevcut ekonomik ve sosyal politikalar, ücret ve istihdam politikaları, vergi ve fiyat politikaları acilen halkın, tüketicilerin, emeklilerin, emekçilerin, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayanların lehine değiştirilmek durumundadır. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Krizi yaratan faturayı ödesin. Krizi yaratan faturayı ödesin.